Fazla sorgulayan beyinler değil mi? Kalıpların ötesinde. Şimdi Galatasaray Lisesi dergisini yayınlama komitesinde görev alıyorsunuz. O zamanlar mı, o dönemler mi gazeteci olmayı kafanıza koydunuz? Benim hayatta istediğim bir tek şey vardı. Gazeteci olmak. İyi gazeteci olmak. Tanınan bir gazeteci olmak. Hani kenarda köşede kalıp da sadece ailesinin ve çoluğunun çocuğunun okuduğu bir gazeteci değil, iyi gazeteci olmaktı. Onun için dil öğrenmek için kendimi parçaladım. Galatasaray'da Fransızcaydım işte ama Fransızca yeterli değildi, İngilizceydim. Onun için o dergiye girdim. Çünkü dergiye girmemin de nedeni orada yazı yazabiliyordunuz. Okuldaki küçük şey, anekdotlar yazılıyor, olaylar. Orada o dergiyi kullanıp Abdi İpekçi'nin yanına girdim. Çünkü onu o şekilde görebiliyordunuz. Yılda bir kere gidip ondan yazı isteyebiliyordunuz. Başından beri sevdiğim bir şeydi. İstediğim bir şeydi. Onun için ben herhalde dünyada sayısı çok fazla olmayan ama yaptığı işi hobi olarak yapan ve severek, keyifle yapan. Her sabah kalktığım zaman bakalım bugün neler olacak. Ne hoş. Diyorum. İşte böyle olunca herhalde değil mi? Randıman tabii tabii. O zaman çok randıman artıyor. Şimdi yalnız ilk sizin profesyonel gazetecilik deneyiminiz pek de olumlu bir deneyim değilmiş. Hatta siz bunu felaket olarak nitelendiriyorsunuz. Milliyet'in magazin servisinde. Bana ilk önce Abdi İpekçi, ben Londra'dan döndüm. Lacivert ceket, R'ye kravatla şey yaptım. Dedi ki Mehmet Ali, sen dedi önce bir magazin servisine başla dedi. Bak orada dedi magazin servisinin başında Adnan Tahir Bey vardı ki Adnan Tahir Bey son derece tanınmış bir yazar, kitapları var, şeyleri var. Fakat dedi Adnan Tahir Bey bu işi pek yapmak istemiyor. Öğren bir an önce, ben seni onun yerine geçireceğim dedi. Adnan Tahir Bey'in odası herhalde bugünkü şeyimle 7 metrekare falan, böyle küçücük bir yer, ancak bir kişi girebiliyor. Böyle bir masası vardı. Dedi ki Kont derdi bana. Kont, hoş geldin dedi. Hoş bulduk efendim. Bak yavrum dedi. Bu dedi plan. O zamanlar gazetenin sayfası bir planın üzerine çizilirdi. Böyle ellen çizersiniz. İşte buraya resim olacak, buraya başlık olacak falan yok. Bu plan dedi. Bu katrat cetveli dedi. Bir cetvel gösterdi. Bu dedi sütunları, şunları ölçer dedi. Bu da dedi yazılar dedi. Ben dedi 2 aylığına tatile çıkıyorum dedi. Başının içerisine bak. Hiçbir şey bilmiyorum ama hiçbir şey bilmiyorum. Oturdum, hiç unutmam, sayfa yapıyorum. Nasıl yapıyorsam aşağıdan arada bir mürettiphane o zaman. Kurşuna dizilirdi sayfalar. Çünkü mürettiphaneden Sabahattin Usta rahmetli şey yapar. Adam gelir, Sabahattin Usta sizi rica ediyor. O zaman anlardım ki felaket bir şey olmuş. Sayfanın başına giderdim. Onlar da hergele, ben gencecik çocuğum, 20 küsur yaşında, yavrum Milliyet Gazetesi kaç sütun çıkıyor? İşte 8 sütun usta. Bu 11 sütunluk manşeti ben nereye acaba yerleştireceğim diye canımı okumuşlardı ve bir süre sonra zaten baktım ki olacak gibi değil. Gittim Abdi abiye teslim oldum, dedim ki beni başka bir şeye verin. Ben bunu yapamıyorum. Peki dış haberleri, baştan bir ilginiz var mıydı? Müthiş, yani hedefiniz o muydu? Müthiş. Yani dışarıya çok açıktım çünkü o zaman İngilizce, Fransızca biliyordum. Olaylar beni şey yapıyordu, çok heyecanlandırıyordu. O küçük entrikaları, Amerika ile Rusya arasındaki şeyler, Avrupa'nın tutumu, bir başka ülkenin diğerine gönderdiği mesaj beni çok etkiliyordu. Ve o zaman da Dış Haberler Servisi'nin bir kişi, Sami Cohen, tek kişi, şu kadar bir köşe vardı. Her gün onu doldurdu, valla bu kadardı. Bir ara yardımcı olarak gelen İsmail Cem, şimdiki Dışişleri Bakanı, bir bölümünde o doldurdu. Hani Sami Cohen bunun bu kadar yerin yarısını doldurur, öbür yarısını da İsmail Cem doldururdu. O da nasıl doldurulur? İşte yazılır, küçücük başlıklar, şu kadar haber. Dünyaya açılma buydu. O zaman ben kendi kendime Sami abiye rica etmeye başladım. Dedim ki bakın Sami abi, siz seyahate falan gidiyorsunuz, o zamanlar ben yardım edeyim. Gittim, havaalanlarında karşıladım, servisler verdim falan. Bir süre sonra dayanamadılar, baktılar ki çok istiyorum, o tarafa doğru kaydım. Kayış o kayış. Yani istemek yapmaktır. Öyle. Sözü tam size uygun. Müthiş. Söyleyeyim şimdi de programda kim bir yere girmek istiyorsa, eğer çok istiyorsa sonunda alıyor. İmkan yok alınmaması için. 5 kere gidiyor, 10 kere gidiyor, burnundan giriyor, ağzından çıkıyor, mutlaka alıyor. Benim kadromda o kadar insanlar vardır ki hiç kimse vallahi geleyim mi gelmeyeyim mi diye düşünüyorsa zaten o işi yapamaz. Evet. Mutlaka sonucu olur.